Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, saygıdeğer basın mensupları, sizleri şahsım ve heyetim adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in davetine icabetle ata topraklarımız Kazakistan'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor. Az önce değerli kardeşimle yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 4. toplantısını başarıyla icra ettik. Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Güncel, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Malumunuz kıymetli kardeşimin Mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç almaktadır. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel işbirliği bu gücü daha da artırmaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren başardıkları bizler için iftihar vesilesidir ve 30 yıl geçti aradan ve Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden bir tanesiyiz. Derin tarihi birikime ve devlet tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. Bu vesileyle Kasım ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tabii bugün burada çok ciddi bir sürprizle de karşı karşıya kaldım. Tabii bu sürpriz özellikle birinci derece devlet dostluk nişanını takdim etmesini hangi ifadelerle değerlendireyim şu anda bilemiyorum. Bu benim için hakikaten farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, ailem, milletim adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz kardeşimle işbirliğimizin hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için tam bir mutabakat içerisindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanında Kazakistan'la işbirliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce işbirliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı. Şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı böylece imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek
yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz. Görüşmelerimizde ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kıldığı tespitinde bulunduk. Dolayısıyla gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990'ların başından itibaren Kazakistan'la çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasıyla taşlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve özgürlükler adasında attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağımız ikinci toplantıyla bunu daha da tırmandıracağız. Ve önümüzdeki ay Özbekistan'daki bu teşkilatımızın müteakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya'da istikrar ve güven artırıcı önlemler konferansı 6. zirvesine katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için önemli bir adım olmuş olacak. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik dolayısıyla özellikle de birinci derece devlet dostluk nişanını burada tekrar etmekten geri duramayacağım. Bundan dolayı başta Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum ve ben de bu nişanı milletim adına övünçle kabul ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.